İşkembe için çok erken bir saat değil mi? Bu kadar. Çünkü ne demişler? Happy wife, happy life. Orası nargile kafeyse ben gelmem. Son bir 10 gündür falan hiç evde durmuyoruz farkındaysan. Şu düşüp duruyor, sinir krizi geçireceğim şimdi ya. Yeto. Aynen. Geleceğin çıkacakmış. Eskiden ben böyle sarhoş olurdum. Herkes beni toplamaya çalışırdı. Şimdi biz birilerini topluyoruz. Tekrardan herkese merhabalar. Yeni bir gündeyiz arkadaşlar. Bugün bütün gün hiçbir şey yapmadığım için hiçbir şey vlogunu çekemedim. Ama şimdi Gökhan'la ve benim bir ortak arkadaşımız var. Onun yanına gidiyoruz. İstanbul dışında yaşıyor normalde ama İstanbul'a gelmiş bugün. Gündüz konuşmuşlar, akşam da görüşelim demişler, planlamışlar. Şimdi onun yanına gideceğiz. Çıktık şimdi evden. Gökhan navigasyonla haritaya bakıyor. Nereye gideceğimize bakacak. Ay, bir tanıdığı gördük. Vlog yarıda kesildi. Ne diyordum? Ne tarafa gideceğiz şimdi Gökhan? Ümraniye tarafına gideceğiz. Ümraniye'de nereye gideceğiz? Ümraniye'de Çorbacı'ya gideceğiz. Adı mı Çorbacı gideceğimiz yeri? Evet. Adı Çorbacı. Sarıhan İşkembe'ymiş. İşkembe için çok erken bir saat değil mi? Erken ama işte ne yapalım. Beyran içeceğiz. Beyran mı? Sen de mi içeceksin? Ben içmeyeceğim. Vlog'a da aşırı hızlı giriş yaptım değil mi ya? Şu an ışık çok kötü. Biraz şöyle öne geleyim de yüzüm aydınlansın. Arabanın içi karanlık ama dışarısı çok aydınlık. Benzincideyiz şu an. Neyse, ne diyordum. Vlog'a çok hızlı bir giriş yaptım. Ne olduğunuzu şaşırmış olabilirsiniz. Çünkü bugün aslında hiç vlog çekme planım yoktu. Bütün günümü bomboş geçirdim. Bomboş da bitirmeyi düşünüyordum. Fakat böyle bir plan çıkınca artık vlog'un açılışını da yapayım dedim. Vlog'un nereye gideceğini de bilmiyorum. Çünkü bu hafta hiçbir şey belli değil. Yani ne yapacağım konusunda en ufak bir fikrim yok. Zaten yoğun bir 2 haftalık süreçten çıktım. Bir sürü plan vardı. Bu da çok fazla videom olduğu için video çekme planım yoktu. Sade değil mi? Aynen. Yoğundum yani, anlayacağınız. Makyaj videosu falan çekerim diyordum ama başlayalım ya, çekelim gitsin. Zaten iyice alıştım vlog çekmeye, her yerde çekiyorum. Bu yaka AVM'ye geldik. Az önceki hiçbir şeyi çekmemişim Gökhan, kaydete basmamışım. Hayırlı olsun, tekrara girelim. Meydan AVM'deyiz. Bu yaka AVM ile Meydan AVM yan yana arkadaşlar. Buradaki Cook Shop'un arka bahçesine gelmişler. Bana dediler ki arka bahçesindeyiz. Ben de arka bahçe diye bir kafe sandım. Genelde bu tarz isimleri de hani nargile kafelere verirler ya. Dedim hani orası nargile kafeyse ben gelmem. Cook Shop'un arka bahçesindeyiz dediler. Gerçekten güzel, rezil oldum. Aynen şuradalarmış. Şimdi gideceğiz yanlarına. Ay, ışık çok güzel buranın ya. Saatlerce video çekebilirim. Burada çok aydınlık. Aydan dedi ya, yürüyen merdiven var, korkma yürümeyeceksin diye. Bakın o bu. Merhaba. Ya bana abone olmayı unutmayın. Şurada like butonu var. Ne diyor? Yukarıda. Şeydeymiş o, Yıldız Tilbe'nin konserine gitmiş. Hadi çap kapı gel deseydin. Son zamanlarda Yıldız Tilbe'ye şey yapıyormuş. Arkadaşlar, Sinem yerine beni takip edin bu saatten sonra. Instagram'ım Aydan Hatipoğlu. Instagram vermiyorum. Ha, ne veriyorum? Alttan ver ismini. Alttan Instagram. Ben ismini veririm senin, Aydan Hatipoğlu. Benim zaten kamerada tek söylediğim şey, evet aynen. Bu kadar. Çünkü ne demişler? Happy wife, happy life. Gösteriyor. Tekrardan merhabalar. Yeni bir gündeyiz arkadaşlarım. Şimdi dışarı çıkacağız. Akşam oldu. Şu an saat 6. Bütün gün hiçbir şey yapmadım. Daha doğrusu çekecek bir şey yapmadım demek daha doğru olur. Aslında sabah kalktım, kahvaltı yaptım, video editledim. Yemek yaptım 2 gün boyunca bize yetecek kadar falan. Yani genel olarak ev işine zaman ayırdığım bir gündü. Şimdi de sahile gideceğiz Gökhan'la. Eski iş yerinden çok sevdiğim bir arkadaşım var benim. Tabii Gökhan'ın da arkadaşı çünkü biz Gökhan'la aynı iş yerinde tanışmıştık. O da tanıyor. Onunla beraber sahile gideceğiz. Bayağıdır görüşmüyorduk, müsait olamıyorduk. Havalar da iyice bozmadan, kış gelmeden falan bir sahile gidelim dedik. Şimdi saçımı falan düzelteceğim. Ya fön çekmeyi düşünmüyorum. Birazcık yağlayacağım ki şu elektrikli görüntü gitsin. Azıcık da makyaj yapacağım. Tırnaklarım nasıl olmuş? Çok güzel değil mi? Ya yaptıralı bayağı bir oluyor ama bu seferkini çok beğendim. Tam bana hitap eden renkler, biliyor musunuz? O yüzden aşırı hoşuma gitti. Yani sık sık bu şekilde kullanabilirim yani bu kış boyunca. Siyah French size de öneririm yani, çok kullanışlı. Her şeye uyum sağlıyor. Nemlendirici olarak Simple'ın bu nemlendiricisini kullanacağım. Kapatıcı uygulayacağım hemen. NYX'in bu Bear With Me kapatıcısını uyguluyorum.
Oldu bence. Yeter bu kadar. Ben şimdi çantamı falan alayım. Gökhan'a bir bakayım. Sonra çıkalım. Ya size neler hazırladığımı göstereceğim de buranın ışığı çok kötü ya. Aşırı gölgeli. Ya şöyle bir avizemiz var bizim burada. Aslında biz bu avizeyi yatak odasına almıştık. Buraya başka bir avize almıştık. Sonra bunu buraya kurduk deneme amaçlı. Sonra üşendik, yerini değiştirmeye öylece kaldı. Bunun yatak odasına taşınıp buraya yatak odasındakinin gelmesi gerekiyor ama ne zaman bilmiyorum. Şey yapayım dedim ya, sen neler hazırladığımı göstereyim dedim. Bunu biz Decathlon'dan almıştık. Markası şu zaten, Decathlon'un özel markalarından bir tanesi. Bunun içerisine 3 tane demlik çay koydum ben ve sıcak su doldurdum. Şuna sadece sıcak su koydum. Şöyle kağıt bardaklarımız var. Nescafe içmek isteyen olur diye 4 tane Nescafe koydum. Ben içmiyorum. Şurada şekerlerimiz var. Bir de dün akşam ben Choco Prince açmıştım çayın yanına. Onun kalanlarını koydum. Evde daha fazla da zaten abur cubur olmadığı için bunlarla idare edecekler. Çıkıyoruz şimdi arkadaşlar. Gökhan montunu unutmuştu, o yüzden geri almaya indi. Bekleyeyim mi? Bekleyemedim, asansör indi ya. Neyse, montunu unutmuştu. Havaları hala sıcak zannettiği için beyefendi. Tekrardan kapıyı falan kilitlemiştik, geri açtı, içeri girdi. Akıllı süpürgeyi çalıştırdık bütün evi. İyice bir temizlesin. Bugün Gökhan'ın tüm gün toplantısı vardı. Bir türlü çalıştıramadım. Evde biraz tozlanmıştı. İyi oldu yani bugün dışarı çıkmamız. Böyle bir yürüyüşe çıktım arkadaşlar. Onlar bakın arkadalar. Daha doğrusu Gökhan orada şimdi çayı falan hazırlıyor. Serkan da bir lavaboya doğru gitti. Işık çok kötü ama ya. Hiç görünmüyorum şu an ama şuranın size boşluğunu göstermem lazım. İlk defa burayı bu kadar boş görüyorum. Hava buz gibi. İçlik falan giydim yani. Termal tayt falan giydim. Ancak öyle oturabiliyorum burada. Bayağı bir soğuk. Çünkü soğuktan farkındaysanız konuşamıyorum. İki çift lafı bir araya getiremiyorum. Ay yine karardı yüzüm. Çiğ falan düştü. Böyle bir nemlendi her yer. Güzel oldu ama iyi hava aldık ya. Bayağıdır böyle hava almıyorduk. Ben bu tarz ortamları böyle kafelerden falan daha çok sevmeye başladım artık. Mesela dün kafeye gittik. Mesela orada kendimi hiç hava almış gibi hissetmedim. Yani açılmadım, anladınız mı? Kendimi iyi hissetmedim. Ama şu an burada böyle bütün nefesim falan açılmış hissediyorum. Yani kendime gelmiş, ferahlamış gibi hissediyorum. Ortamımız da böyle bakın. Gökhan da orada donmak üzere. Isınamazsın bu havada. Ama keyfi bir başka ya, değil mi? Ama bir dahakine sen de içlik giy bence. Serkan bize battaniye getirmiş bu arada. O bizden daha tecrübeli herhalde. Son bir 10 gündür falan hiç evde durmuyoruz farkındaysan. Akşam 6 oldu mu dışarı fırlıyoruz direkt. Bunlar pandeminin etkileri. Pandemi döneminde de günlerin nasıl geçtiğini hatırlamazdık. 5 gün evden çıkmasak evden çıkmadığımızı anlamıyorduk. Şimdi de evde duramıyoruz. Merhabalar, yeni bir gündeyiz. Açı yine ayarlayamamış mıyım? Aynen, bu açı iyi gibi. Gökhan'ın bugün şirket etkinliği var arkadaşlarım. Oraya gideceğiz beraber, sizleri de götüreceğim. Güzel bir hazırlık yapacağız şimdi. Takılarımı, kolyelerimi falan taktım önceden. Çünkü Gökhan son ana kadar benim iki ayağımı pabuca soktuğu için genelde unutuyorum bu takı işlerini. Bugün unutmamak adına birkaç saat öncesinden taktım yani hepsini. Saat falan da taktım bugün değişiklik olması adına. Üzerimdeki de bir elbise zaten birazdan boydan halini de göstereceğim. Güzel bir hazırlık yapalım diyorum. Yani güzel bir makyaj yapalım diyorum. Çünkü cildim çok kötü. Bakın şuramda kocaman bir sivilce attı. Sağlıksız beslendiğim için. Dün akşam Antep fıstıklı kocaman bir baton çikolata yedim arkadaşlar. O da bende anında sivilce yaptı. Hep de yapıyor bu arada ve ben yapacağını bile yiyorum. Böyle de arsız. Saçlarıma fön çektirdim. Evde çok uğraşmak istemedim. Çünkü aslında başka işlerim de var. Yarın Gökhan'la beraber şehir dışına çıkacağız. Evlilik yıl dönümümü geçen hafta kutlamamıştık hatırlarsanız. Doğum günün de aynı şekilde. Şimdi beraber ikisini bir arada kutlamak için il dışına çıkacağız. Normalde geçen hafta sonu da kutlayabilirdik ama siz de biliyorsunuzdur mutlaka. 29 Ekim arifesi olan 28 Ekim'i genelde yarım gün tatil yapıyorlar. Böyle bir tatilden faydalanarak bir yerlere gidelim dedik ama şansımıza Gökhan'ın şirketi 28 Ekim'i tamamen tatil yaptı. O yüzden sabah erkenden yola çıkacağız. Bavullarımı hazırlayayım dedi. Normalde planım kendim yapmaktı ama hani vakit kalmadı arkadaşlar. Gökhan da dışarıda. Gökhan'ın iş yeri evden çalışma şeklinde olduğu için il dışında çalışan çok fazla kişi oluyor. Yani İstanbul dışında çalışan. Ekibinde de var. Onlardan bir tanesi gelmiş. Onunla beraber çalışmaya gitti bugün. Dışarıda çalışacaklar beraber. Saat 4.30 gibi falan hazır ol dedi. O yüzden saçımı kendim yapmaya fırsatım kalmadı. Biraz aydınlık bir
görüntü olmasını istediğim için L'Oreal'in bu Glow şerisini kullanıyorum. Çok seviyorum ben bu bazı ama artık yok, biliyorsunuzdur mutlaka. Cildim iyi gibi ama nem açısından iyi, görüntü açısından çok iyi değil. Zaten siz de oradan fark ediyorsunuzdur. Bu arada şu softboxları kapatsam mı ya ben? Çünkü bunlar sanki daha bir gri gösteriyor gibi beni. Bir dakika, şu bazı süreyim. Sanki bu daha gerçekçi değil mi? Aynen bu şekilde kalsın. Daha net cildimi görebilirsin. Fondöten olarak kapatıcı bir şeyler istediğim için sivilcelerimi, Revolution'un bu Conceal and Hydrate isimli fondötenini kullanacağım. Bu hafta hiç vlog çekme planı olmamasına rağmen 3 gündür vlog çekiyorum. Bu 3 gün boyunca dinlenirim. İstanbul dışına çıktığımızda gittiğimiz yerden vlog başlatırım düşüncesindeydim arkadaşlar. Ama bu hafta bir takım böyle planlar olunca yine vlog çekmeye karar verdim. Bir de vlog çekmek benim için alışkanlık haline geldi. Sürekli her şeyimi çekmek istiyorum. Ama bu da bana iyi gelen bir şey, biliyor musunuz? Hani gerçekten, çünkü makyaj videolarında çok tekrara düşmüş ve artık sıkılmaya başlamıştım. Vlog benim için bir renk oldu. Olduğunuz gibi davranabiliyorsunuz ve insanlar sizi daha yakından tanımış oluyor. Vlog'u hayatıma sokmak aldığım en iyi kararlardan bir tanesi oldu. Umarım siz de severek ve keyifle izliyorsunuz. Benim bugün gönlümde renkli bir makyaj yatıyor aslında. Ama hiç emin değilim. NYX'in bu Bare With Me kapatıcısını kullanacağım. Çok emin olamıyorum çünkü renkli makyaj beni çok yükselten bir şey değil. Çamı bulamıyorum. 2 saattir kıvrandım burada ya. Sıcak makyajlar benim hem göz rengime hem ten rengime çok daha fazla yakıştığı ve çok daha oturduğu için çok daha yükseltiyor arkadaşlar. Yani renkli makyaj konusunda o yüzden çok emin olamıyorum. Bir Euphoria makyajı yakışırdı bence bu partiye. Birazcık garantici davranacağım. Birçok kişiyle ilk defa tanışacağım. Aslında çok güzel olabilir. Beni renkli bir insan olarak tanıyabilirler ama cesaret edemiyorum. Hızlıca şu makyajı sabitlemem lazım. Bolca pudra uygulayacağım çünkü gece uzun olacak. Hemen kaşlarımı dolduracağım. Bu Lykton kaş kalemini kullanacağım. Kaş maskarası olarak da Beauty Girl'ün bu kaş maskarasını kullanıyorum. Çünkü kaşlarım bütün gece hiçbir yere oynasın istemiyorum. Kamera garip bir şekilde kaydı durdurmuş arkadaşlar. Göz makyajında şu rengi kullandım. Bütün göz kapağımdan geçtim. Işıltılı rengi ama bu paletten kullanmayacağız. Işıltılı renk olarak aydınlatıcı kullanacağım. Şu Wet n Wild'ın Precious Petals rengini kullanmak istiyorum bugün. Bugün ekstra aydınlatmıyorum ya. Yine kayıt almamış. Aa, neyse, zaten çok bir şey yapmadım. Eyeliner'la maskara uyguladım arkadaşlar. Eyeliner olarak şunu uyguladım. Biolis'in Drag It'ini. Maskara olarak da L'Oreal'in bu teleskopik maskarasını. Acele ediyorum ya. Aceleden insanın başına her şey geliyor. Bir de göz içlerimi aydınlattım ben. Onu da galiba çekmemiş. Wet n Wild'ın Hello Hello serisine ait olan bir ürünü var ya, şöyle ikili. Bunun aydınlatıcı tarafıyla göz pınarlarımı biraz aydınlatıp şöyle şuralara kadar getirdim. Gözlerinizi daha çekik gösteren hamlelerden bir tanesi. Yani benim göz yapıma bayağı güzel oluyor. Daha böyle güzel gösteriyor işte. Dediğim şeyi siz anladınız. Gözlüğümün dış V'sini koyulaştırmaya karar verdim. Çünkü böyle çok çıplak kaldı gibi oldu. Bunun için yine bu Majestic paletine geliyorum ve şuradaki renge fırçamı dokunduruyorum. Onu da şuraya oturtacağım ve çok fazla dağıtmayacağım. Sadece orada bir gölge oluşsun istiyorum. Bunu da niye yapıyorum biliyor musunuz? Yani diğerini zaten günlük hayatta da yapıyorum. Şu V'yi birazcık koyulaştan ki daha gece makyajına uygun bir hale gelirmiş gibi geldi. Son anda geldi aklıma. Ha, bunu şu an düşündüm arkadaşlar. Yani öncesi yok. Ben ten makyajı için çok kararsızım. Yani krem ürünler de kullanabilirim. Toz ürünler de kullanabilirim. Aslında kalıcı olması için toz ürünler her zaman daha makbuldür ama şu allığı da çok kullanmak istiyorum. Ben allık olarak en iyisi krem kullanayım, bronzer olarak da toz kullanayım, ortada buluşalım. Çünkü bu allık o kadar güzel ki şu anki makyajımı da yükseltecekmiş gibi hissediyorum.
en sevdiğim allıklardan. Hani ne olduğunu söylemeden öve öve bitiremedim allığı ya. Bu Miniso'larda satılan She4She markasının allığı. Rengi de Coral Peach. Bronzer olarak da The Balm'ın Big Mama'sını kullanacağım. Son birkaç gündür sürekli elim bu bronzer'a gidiyor. Highlighter uygulayalım. Bu Wet n Wild'ın Mega Glow serisine ait Precious Petals rengini kullanacağım. Bu da oldu. Bu da tamam. Allık, aydınlatıcı, her şey sürdü. Ya şu düşüp duruyor, sinir krizi geçireceğim şimdi ya. Yeto. Ruj süreceğiz. Ya ben ruj sürmede çok zor. Ruj sürmede diyorum ya. Çok zorlanıyorum arkadaşlar ya. Ne ruj seçeceğimi bilmiyorum. Ya sık sık tazelenebilir bir ruj seçeceğim ya da kalıcı bir ruj seçeceğim. Kalıcı bir ruj seçmek çok daha mantıklıymış gibi geliyor. Maybelline'in Super Stay Matte Ink serisinden bir ruj seçebiliriz diye düşünüyorum. Amazonian'ı deneyebiliriz. Deneyelim beraber. Oldu bence. Ne diyorsunuz? Bence direkt cuk oldu yani. İlk saniyesinde ilk defa bir ruju seçtim ama kötü sürdüm. Evet, çok kötü sürmüşüm. Kurumadan silmem lazım. Şey mi yapsam ya? Flormar'ın Water Lip Stain'inden aldım ya. Onu unutayım. Bir dakika. O çantamdaydı galiba benim. Çünkü son zamanlarda çantamdan çıkarmıyorum. Onu getireyim, bir sürmeyi deneyeyim. Yakışır gibi ya bu makyaja. Yakışmayacağını düşünmüyorum ben. Oldu gibi ya. Güzel oldu bence. Yeter. Aynen. Yanıma da şunu alacağım ama. Bu Amazonian rengini. Şimdi size elbisemi bir göstereyim. Hemen hızlıca. Bakın. Elbisem bu. Yazın ben bunu içine tişört falan giymeden giyiyorum. Genelde şunu saklayayım. Bunu SCBOYKİK'den almıştım. 100 liraya mı ne almıştım arkadaşlar? Yalan olmasın, tam hatırlamıyorum ama hani 100 lira 120 lira arasında bir şeydi. Çok beğendim. Bu yaz çok sık giydim. Sonra dedim ki bu sene de gideyim farklı renklerini alayım. Çünkü bunu aldığım zaman pembesi ve lilası vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yeşili de vardı galiba. Dedim gideyim pembesini falan da alayım. Belki diğer renklerini de alırım. Fiyatını görünce vazgeçmiştim. Çünkü 350 liraya çıkmış arkadaşlar bu elbisenin fiyatı. Böyle bir beyaz tişört giydim içine. Yani çünkü mevsime uygun değil bunu çıplak giymek bence. Ya bu benim fikrim. Kasım ayına doğru geliyoruz. Çünkü havada bayağı bir serin. Çorap giydim. Altına da Vans'larımı giyeceğim. İlk başta çizme giyerim diye düşünmüştüm ama çizmelik de bir hava yok. Yani hava bayağı günlük güneşli. İdeal bir kombin ya. Hani çok abartmaya gerek yok. Çünkü böyle özel bir parti değil arkadaşlar. Şey hani konserimsi, partimsi bir şey. Gökhan 4.30'da hazır ol demişti bana saat 4. Ben gideyim çantamı falan hazırlayayım. Şu kamerayı bir şarja koyayım çünkü bütün gece çekim yapmayı düşünüyorum. Evi falan son bir kere bir toparlayayım. Ondan sonra da çıkarken devam edelim. Yiyoruz. Gökhan indi akşam arabayı çıkartmaya. Bu bir yavaşladı ya bu asansör. Bak yine bir şeyler oldu. Şu ceketimi giydim. Göstermiştim size diye hatırlıyorum bir vlogumda. Trendyol'dan almıştım. Şu fosil çantamı taktım. Aslında çok uyumlu bir çanta değil ama Gökhan bunu tak dedi. Siyahı taktırmadı. Vans'larımı giydim. Konser tipindeyim şu an. Akşam hava serin olacağı için de bu kalın ceketimi giymek zorundayım. Çünkü ben böyle üşüdüğü zaman falan bütün motivasyonunu kaybeden bir kızım arkadaşlar. Rahatsız oluyorum. O yüzden benim üşümemem işime hep sağlam almam lazım. Nereye gidiyoruz Gökhan? Koze Tanrı şirketinde. Ay şey olarak, parti olarak nereye gidiyoruz ya? Vadi İstanbul, Jolly Joker. Ya doğru. Mary Jane çıkacakmış. Oraya gidiyoruz işte. Konuşamıyorum ya, niye enerjim düştü benim? Trafikte kaldık, ilerlemiyor. 100 metrelik yolu 20 dakikadır geçemiyoruz. Yani o kadar kötü. Kilitlendi resmen. İlerleyemiyoruz yani, gıdım gıdım ilerliyor. Ya bir trafik kazası falan oldu ya da hep böyle, bilmiyorum. Hep mi böyle sence Gökhan? Değil, hep böyle. Bu kadar kilitlendi. Size? Öyle kaldık. İlerleyemiyoruz. Burası neresiydi? Bostancı'ydı değil mi? Aynen. Bostancı metro durağına yarım saattir gelemedik yani. Bir de haftanın son günü gibi bir şey ya şu an. Biz hatayı erken çıkmamakta yaptık. 5.30'da değil de 5'te çıkmış olsaydık çok rahat giderdik. Evet. 5.30'da çıkmak bizi bitirdi. Böyle İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek iyice eziyet olmuş ya. Aynen öyle. 20 dakikadır Bostancı Köprüsü'ne geçemedik yani. 150 metre falan gelmiş. Eskiden de böyle miydi ya? Özellikle Avrupa yakası zaten bu konuda berbatmış. Yavaştan Anadolu yakası da artık işin içinden çıkılamaz bir hale geldi.
En iyisi İstanbul'u terk etmek Gökhan. Antalyalı arkadaşlar var. Eskiden biz sakin bir il olduğumuzu düşünürdük diyorlar. Son 2 yıldır oralar da çok kalabalıkmış. Sürekli trafik varmış, bir araba yoğunluğu varmış. Yani ülke bence kalabalıklaştı. Hepimiz şeye gidelim. Karadeniz'e, dağlara. Çok mantıklı. Geldik arkadaşlar. Ama ışık çok kötü ya. 2 saattir video çekemiyorum. Ha sonunda düzgün ışıklı bir yer gördük. Dışarıyı ne kadar aydınlatmışlarsa içeriği otoparka o kadar karanlık bırakmışlar. Ne? Dönüşte arabayı alıp almayacağımız belli değil. Bırakayım mı? Şimdi Jolly Joker'i bulmaya gideceğiz. Bilmiyoruz şu an nerede olduğunu. Şuradan bir çıkalım da ondan sonra bakarız. Vadi İstanbul'dayız biz. Ali Samiyan Stadı'nın orada. Hani 2 saatlik bir trafiğin ardından ancak gelebildik. Bu ne gürültü ya? Etkinlik falan mı var? Aa, ama etkinliği gibi. Ama hangi ülke? Geldik arkadaşlar. 7.30'da açılıyormuş kapı. İçeri gireceğiz ama Gökhan çalışma arkadaşlarıyla falan karşılaştı. İşte onlar da sohbet falan ediyor. Benim için sıkıcı bir ortam. O yüzden ben şöyle diğer tarafları bir dolanayım dedim. Terasa çıktık şimdi. Kale Kilit gördüm. Biraz anılarım canlandı. Ben Kale Kilit'te staj yapmıştım 3 yaz. Ofisi buraya taşımışlar. Benim gittiğim zamanlarda Cevizli tarafındaydı yerleri. Arkası da kameradan mümkün değil göremezsiniz. Ben şu an görebiliyorum ama ormanlık bir alan. Tüm köyleri, tanıdığı ve tanımadığı hiç fark etmeksizin tüm köyleri gezer olmuş. Artık o kadar abartmış ki hatta o civarda Muğla taraflarında kambersiz düğün olmaz sözü yerine çoğunlukla artık Osmansız düğün olmaz sözü bile kullanılmaya başlamış. Gel zaman git zaman Osman yine bir düğünden eli boş çıkıyor ve deniz kenarında rakısını yudumluyorken arkadaşları sormuş. Neyin var senin? Hayırdır Osman diye ve Osman da sazını eline alıp bu türküyü tutturmuş. Tek ricam birlikte söylememiz birazcık. Sesinizi artık gür bir şekilde rica edeceğiz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Deniz üstü köpürür. Eskiden ben böyle sarhoş olurdum.
olurdum. Herkes beni toplamaya çalışırdı. Şimdi biz birilerini topluyoruz. Hayat çabuk ilerliyor. Çok yaşlanmışız. Çekiyor. Bu bizi, bakın şu arkadaş Johnny Depp'e benzemiyor mu ya? Bakın. Öyle işte, gece bitti, evlere dağılıyoruz. Erzurum.